Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, 20. mektup derslerine devam ediyoruz. Bugün inşallah 10. kelimenin 4.sünde 2.sini okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Evet. Önce bir düz okuyalım, sonra başa dönüp konuşuruz birlikte inşallah. İkinci sır, mübayeneti mahiyet ve ademi takayyüdün kolaylığa sebebiyeti ise şudur ki, sani kainat elbette kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki manialar, kayıtlar onun önüne geçemez. Onun icraatını takyit edemez. Bütün kainatı birden tasarruf edip çevirebilir. Eğer kainat yüzündeki görünen tasarrufat ve efal kainata havale edilse, o kadar müşkilat ve karışıklığa sebebiyet verir ki, hiçbir intizam kalmadığı gibi, hiçbir şey dahi vücutta kalmaz. Belki vücuda gelemez. Mesela, nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlara havale edilse ve bir taburun zabite ait idaresi neferata bırakılsa ya hiç vücuda gelmez veyahut çok müşkilat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyet alacak. Halbuki o kubbelerdeki taşlara vaziyet vermek için taş nevinden olmayan bir ustaya verilse ve taburdaki neferatın idaresi mertebe itibariyle zabitlik mahiyetini haiz olan bir zabite havale edilse hem sanat kolay olur hem tedbir ve idare suhuletli olur. Çünkü taşlar ve neferler birbirine mani olurlar. Usta ve zabit ise manisiz her noktaya bakar, idare eder. İşte velillahil meselul ala vacibül vücudun mahiyeti kutsiyesi mahiyatı mümkünat cinsinden değildir. Belki bütün hakayık-ı kainat o mahiyetin esma-i hüsnasından olan Hak isminin şualarıdır. Belki bütün hakayık-ı kainat o mahiyetin esma-i hüsnasından olan Hak isminin şualarıdır. Madem mahiyeti mukaddesesi hem vacibül vücuttur, hem maddeden mücerreddir, hem bütün mahiyata muhaliftir, misli, misali, mesili yoktur. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in o kudreti ezeliyesine nispeten bütün kainatın idaresi ve terbiyesi bir bahar, belki bir ağaç kadar kolaydır. Haşr-ı azam ve dar-ı ahiret, cennet ve cehennemin icadı, bir güz mevsiminde ölmüş ağaçların yeniden bir baharda ihyaları kadar kolaydır. Evet, konumuz neydi? Ve hu ala küllü şeyin kadir. Yani o her şeye kadirdir. Daire-i imkanda ne kadar eşya var, hepsine çok kolay bir şekilde vücut giydirebilir. Değil mi? Dördüncüsünün başında üstadımız bir dava ortaya attı. Neydi o dava? Şu kainatta şu görünen ef'al ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in kudretine nispeten cennetin icadı bir bahar kadar kolay ve bir baharın icadı bir çiçek kadar kolaydır ve bir çiçeğin mehasini sanatı ve letaif-i hilkati bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Öyle bir kadir ki o kadirin kudretine nispeten baharı cenneti icat etmek bahar kolaylığında. Baharı icat etmek bir çiçek kolaylığında.
Hatta ne dedi? Ve bir çiçeğin mehasini sanatı ve letaif-i hilkati de bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Cenneti bir çiçek kolaylığında yarattığı gibi, yani en büyüğü en küçük kolaylığında yarattığı gibi, en küçüğe de en büyüğünün mehasini sanatını, letafetini, güzelliğini, mükemmelliğini verebiliyor. Yani Cenab-ı Hak bir çiçeğin arkasına bütün kainatı yığıyor. Bir cennetin, bir baharın arkasına bütün kainatı yığdığı gibi. Yani Allah'ın kudretinde ha bahar, ha çiçek, ha cennet farkı yok. Cenneti de sonsuz kudretiyle yaratıyor, yaratacak. Bir çiçeği de sonsuz kudretle yaratıyor ve yaratacak. Ve ona kolay ve zor yok. Hepsi aynı. İşte bu nasıl oluyor? Değil mi? Üç tane sırla aklımıza üstadımız yakınlaştıracak. Geçen hafta birincisini nazara vermiştik. Değil mi? Şöyle çok kısaca özet olarak ifade edelim. Sani'deki vücub ile tecerrüt. Yani sani'de bulunan vücubiyet, değil mi? Onun vacibül vücut olması ve tecerrüt sırrının olması, maddeden, zamandan, mekandan tecerrüt etmesi, değil mi? Ne yapıyor? Bu kainattaki bu kadar ihtişamlı, bu kadar sayısız fiiliyatı aynı anda, aynı tarzda, aynı kolaylıkta ne yapabilir? İcat edebilir. Ki ediyor zaten gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ediyor, değil mi? Birbirinden, değil mi? İki kutbun arasındaki rakamlara sıkışmayacak kadar uzaklıkta olan iki tane yıldızı aynı anda, aynı tarzda, aynı dikkat ile unutmadan, karıştırmadan evirip çeviriyor. Bak, şu kainata, şu mahlukata baktığımız zaman neye ele alırsak alalım. Mesela bir arıyı ele alalım. Bir arıdaki düzen, tanzim, vazife, hallakiyet, değil mi? Üstadımız Ayetül Kübra'da onu işliyor. Kafasında onun bütün hayat programını yazmak. Yiyeceklerin en güzelini, tağımların en tatlısını karnında pişirmek ve onun süngücüğüne zarar vermeden zehiri onun vücuduna yerleştirmek. Şimdi bir arıyı ele alıyorsun, yeryüzündeki bütün arılarda bu var. Yani bütün arılar bir yere, bir atölyeye toplanmış da aynı yerde yapılıyor, biçiliyor, dikiliyor, ondan sonra oradan salınıyor değil. Her birisi farklı bir yerde, farklı bir alemde, farklı bir mekanda ama aynı anda, aynı tarzda yaratılıyor. Değil mi? Yani bir fabrikanın yeri bellidir, mekanı bellidir. Aletler de oradadır. Orada kesilir, biçilir, dikilir. Değil mi? Oradan ne yapılır? Kargoya verilir. Oradan bütün Türkiye'ye, dünyaya yayılır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hallakiyeti öyle ki yani her yerde her şeyin fabrikası var. Her yerde her şeyi yaratıyor Cenab-ı Hak. Zaten bunu gözümüze görüyoruz. Böyle bir kadirin kudretine nispeten ha en küçük ha en büyük. En büyüğü en küçük kolaylığında ve en küçüğü de en büyük sanatında, kıymetinde ne yapıyor? Yaratıyor. Bunu anlamak noktasından birinci sırda vücub ile tecerrüt. Yani Cenab-ı Hakk'ın vücudunun vacip olması, vacibül vücut olması, vücudunun zorunlu olması. Değil mi? Onun vücudunun devamı, bekası başka bir vücuda bağlı olmaması. Değil mi? Güneş örneğini vermiştik. Mesela semada bir güneş var, yeryüzünde bin tane ayna var. Bin aynada da o güneş görünür. Değil mi? O aynalardan ikisi kırılsa diğer aynalardaki güneşlere bir zarar vermez. Semavattaki güneşe de zararı olmaz. Değil mi? Onların o aynalardaki güneşlerin vücudu vacip değildir. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama semavattaki güneş bir cihette vaciptir. O olmasa aynalardaki hiçbir güneş ne olmaz? Vücuda gelmez. Bütün aynalarda görünen bütün güneşlerin vücudu vardır. Ama vacibül vücut değildir. Ama semavattaki o güneş aynalardaki güneşlere nispeten vacibül vücuttur. Güneşin de dayandığı bir yer var. Güneş de kendinden değil. Değil mi? Onun da vücudu arzidir, onun da vücudu gölgedir. İşte bütün mahlukat olmasa Cenab-ı Hakk'ın varlığı yine devam ediyor.
Çünkü onun kudreti, onun vücudu zati, ezeli, ebedi başka bir yerden almıyor. Başka birine muhtaç değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün özellikleri bu şekilde. Cenab-ı Hak mabudu bilhaktır mesela. İnsanlar birilerine itibar ediyor, padişah oluyor. Değil mi? Değerli oluyor, kıymetli oluyor, şerefli oluyor. Haşa işte mesela insanlar Firavun'a itibar etti, kendini ilah zannetti. İnsanlar ona inandı, belki de taptı haşa. Ama insanlar onu bırakınca, insanlar ondan yüz çevirince onun ilahlığı, onun saltanatı, onun padişahlığı da yerle yeksan oldu. Ama Cenab-ı Hak öyle değil. Cenab-ı Hak mabudu bilhak olduğundan, değil mi? Bütün kainat Cenab-ı Hakk'a isyan ise onun uluhiyetinden bir şey kaybetmez. O mabudu bilhaktır, o vacibül vücuttur. Vacibül vücut olması, değil mi? Vücudunun zorunlu olması, kendinden olması, başka bir şeye dayanmaması ve tecerrüt sırrı, değil mi? Vacibül vücudun, yani o vücudun vacip olması nasıl kolay oluyor? Aşağıda iki örnekle izah etti. Çok kısa değineceğiz çünkü geçen hafta değindik. Bir de tecerrüt sırrını üstadımız nazara veriyor burada. Değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın cisim ve cismani olmayışı, maddeden, mekandan, zamandan tecerrüt etmesi, sıyrılması da bu işleri kolaylaştırıyor. Değil mi? Teşahhusattan mücerret bir mahiyet, değil mi? Geçen hafta değindik. Teşahhusattan mücerret bir mahiyet olunca, yani bir şeye bir teşahhus veçi verilmeyince, bir kimlik, bir kayıt ile kayıtlamayınca onu, o zaman o her şeyin içine girebilir. Meyve örneğini verdik, değil mi? Mesela elma deyince teşahhusatla ne yaptık? Kayıtladık onu. O bir elma. Artık o armut olmaz. O sadece elmada görünür. Ama meyve olunca bak bir teşahhus üveçi yok. Değil mi? Özel bir kimlik kazanmadığı için o meyve unsuru, meyve kelimesi, meyve manası bütün meyvelerin içine girebilir. Küçük bir elma da meyvedir, karpuz da meyvedir. Veya işte balıklık unvanını, değil mi? Üstadımız veriyor. İstavrit olunca teşahhus veçi verildi. Artık o istavrittir, başka bir şey olamaz. Ama balık ünvanı olunca, bir teşahhus üveçi olmayınca, değil mi? Bu manada sıyrılınca, teşahhusattan mücerret olunca, değil mi? İğne küçüklüğündeki bir balığa da balık diyoruz, balina büyüklüğündeki balığa da balık diyoruz. İşte ruhumuz, değil mi? Ruhumuzun da bir teşahhus üveçi yok. Maddeden sıyrıldığı için, nur ve nurani olduğu için, soyut bir varlık olduğu için ruhumuz ne yapıyor? Bu sıyrılması, bu tecerrüt etmesi işleri kolaylaştırıyor. Bedenimiz mesela maddi olduğu için, değil mi? Teşahhusattan mücerret bir mahiyet olmadığı için bedenimiz, teşahhus üveçimiz var, kimliğimiz var, şahsiyetimiz var, maddiyiz, cisim ve cismaniyiz. Bu manada tecerrüdümüz olmadığından dolayı biz bir anda birkaç işi yapamazken, ruhumuz teşahhusattan mücerret bir mahiyet olduğu için vücudumuzun her yerinde ruhumuz aynı anda iş yapabiliyor mu? İş yapabiliyor. Ha tırnağında, ha kalbinde, ha en büyük yerde, ha en küçük yerde. Aynı anda, aynı tarzda ne yapıyor? Tasarruf edip nüfuz edebiliyor. İşte tecerrüt bu noktadan işi kolaylaştırıyor. Değil mi? Vücup olması, Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut olması, üstadımız iki örnekle bunu akla yakınlaştırmıştı. Değil mi? Vücut mertebeleri muhteliftir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır demişti. Yani vücut mertebeleri muhteliftir, vücut alemleri de ayrı ayrıdır. Değil mi? Alemi berzah var, alemi mana var, alemi misal var, alemi hissiyat var, alemi koku var, alemi hava var, alemi nur, ziya, ışık var, alemi elektrik var. Bu şekilde sayısız alemleri var Cenab-ı Hakk'ın. 18 bin alemden de ziyade sayamayacağımız kadar alemleri var. Vücut alemleri farklı farklıdır. Vücut mertebeleri de farklı farklıdır. Mesela alemi nur, alemi ışık bir alemdir. Onda da mertebeler vardır. Mesela mum da ışıktır. Ampul de ışıktır. Projektör de ışıktır. Güneş de ışıktır. Mertebeleri nedir? Haizdir. Bazısı bazısından daha kuvvetli, daha rasih, daha sağlam, daha mükemmeldir. Ve maddi anlamda sağlamlık ve mükemmellik olarak bir vücut düşün ki sağlam,
mükemmel bir vücut, onun küçücüğü, değil mi, zerre kadarı kendinden daha hafif olan, daha basit olan başka bir vücut aleminde çok rahat bir şekilde tasarruf edebilir. İşte iki örnek verdi. Birisi, değil mi, alemi şehadetten olan, madde alemde olan, madde anlamda rusuhiyeti, sağlamlığı olan mercimek büyüklüğündeki kuvve-i hafızamız, alemi manadan olan, alemi mana, alemi şehadetten daha hafif olduğu için alemi manadan olan bir kütüphaneyi içine alabilir. Bir kütüphane bilgisi insanın hafızasına girebilir. Ama alemi şehadette olan bir kitap, değil mi? Mesela bu kitap madde anlamda o kuvve-i hafızamıza girmez. Ama bu kitabın içindeki mana, alemi mana, bir kütüphane o hafızanın içine girebilir. Bak, alemi şehadetteki o kuvve-i hafızamız daha sağlam, daha rasih olduğu için madde anlamda alemi manadan bir kütüphaneyi daha büyük alemi içine aldığı gibi veya tırnak büyüklüğündeki bir ayna alemi maddidir. Alemi misalden olan görüntü alemini, mesela bütün yıldızları küçücük bir ayna içine alabilir mi? İçine alabilir. Eğer o kuvve-i hafızamızın ve o aynanın aklı şuuru olsa o alemlerde çok büyük tasarrufatlar yapabilir. Aynada aynayı ikiye böl, orada dağ da ikiye bölünür. Sen burada aynayı ikiye bölerken orada dağı çok rahat bir şekilde ikiye bölmüş oluyorsun. Şimdi bu bir kayda, bu bir mantık kuralı. Üstad bunu nazara verdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın vücudunu nazara veriyor. Onun vücudu vacibül vücuttur. Zatidir, ezelidir, ebedidir. Vücut mertebelerinin en sağlamı, en rusuhu, en mükemmeli, değil mi? En esaslısı, en kuvvetlisi Cenab-ı Hakk'ın vücududur. Şimdi vücut sahalarında kuvvetli bir vücut, hafif bir vücutta daha büyük alanlarda çok rahat bir şekilde iş görebiliyordu. Şimdi bütün vücut alemlerini düşünelim. Alemi mümkünatta ne kadar vücut var? Bütün o vücutlar vacibül vücut olan Cenab-ı Hakk'ın vücudunun yanında bir gölge hükmünde. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri o alemi mümkünattaki vücudu o kadar basit, o kadar sıradan görmüşler ki hayal demişler, vehim demişler. La mevcude illahu diyerek, değil mi, yokluğa götürmüşler. Hiçbir şey yok, bir tek Allah var demişler. Şimdi kuvvetli bir vücut mertebesi, basit bir vücut mertebesinde çok rahat iş görürse, vücudu en sağlam, en rasih, en mükemmel, zati, ezeli, ebedi olan bir Allah, bu alemde, bu kainattaki görünen, görünmeyen, bütün vücut alemlerinde, sahalarında ve mertebelerinde çok rahat iş görebilir. İşte o kudrete, bütün ruhları haşr-ı azamda ihya etmek, ne dedi, bir baharda, belki bir bahçede, belki bir ağaçta haşir ve neşrettiği yaprak ve çiçekler adedince, meyveler adedince kolaydır. Bu birinci sırdı. İkinci sır, mübayenet-i mahiyet ve adem-i takayyüdün kolaylığa sebebiyeti ise şudur ki, mübayenet-i mahiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti mübayindir. Neye göre mübayindir? Yani kainata nispetle mübayindir. Yani mübayenet-i mahiyet, değil mi? Zıtlık. Yani kainattaki bütün mahiyetlerde ne var? Onların hiçbirisi Cenab-ı Hak'ta yoktur. Cenab-ı Hak bu alemde, bu kainatta olan ne kadar mahiyetler, ne kadar özellikler, ne kadar vasıflar, sıfatlar varsa onların hepsinden mübayindir Cenab-ı Hak. Mübayenet-i mahiyeti var. Yani bu kainattaki bütün mahiyetlerden farklı bir mahiyeti var Cenab-ı Hakk'ın. Ve adem-i takayyüt. Yani hiçbir kayıt ile kayıtlı değildir Cenab-ı Hak. Zaman, mekan, eşya, özellik, acizlik, karanlık, madde ne varsa Cenab-ı Hak onların hepsinden kayıtsızdır. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini, fiiliyatını, tasarrufatını kayıt altına kesinlikle ne yapamaz? Kesinlikle alamaz. Değil mi? Üstadımız 16. sözde de mesela güneş örneğini veriyor. Diyor ki nasıl ki güneş kayıtsız nuru
maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Bak biz kayıtlı olduğumuz için Cenab-ı Hakk'a nihayet derecede uzakız. Ama Cenab-ı Hak kayıtsız olduğu için bize bizden daha yakın. Bunun örneğini mi arıyorsun? Bak işte. Anlamak noktasından, vahide kıyası noktasından güneşe bak. Güneş bir cihette kayıtsız olduğu için, tam kayıtsız değildir. Mutlak manada kayıtsız bir tek Cenab-ı Hak'tır. Ama bize nispet edilince, maddeye nispet edilince o güneş kayıtsız nuru. Güneş kayıtlı, nurunda bir kayıtsızlık var. Kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olursa. Maddesiz aksi. Değil mi? Güneşin ışık ve ısısının bize gelmesi, bize gelmesinde bir madde, bir sebep, bir vasıta var mı? Bir kablo, bir direk, değil mi? Bir temas var mı? Temassız bir mübaşeret var. Melekütiyete nüfuz var. Kayıtsız nuru maddesiz aksi olunca, kayıtsız olunca, ademi takayüt onda tecelli edince ne oluyor? O güneş sana senden daha yakın. Ne kadar mani, engel, madde, zaman, mekan var, o nuru ne yapıyor? Kayıt altına alamıyor. Değil mi? Geçen derslerde ifade etmiştik. Mesela diyelim ben Ramazan amcaya bakıyorum. Şu an etini, göbeğini, vücudunu görüyorum. Ama etinin göbeğinin arkasındaki kemiklere nüfuz edemiyorum. Değil mi? Etinin cildinin arkasındaki böbreğine, ciğerine, dalağına nüfuz edemiyorum. Ama röntgendeki o şua, değil mi? Şuursuz röntgen şuağı diyor. O ışık, kayıtsız nur ne yapıyor? O etin arkasına nüfuz ediyor bak. O et, o deri, o cilt ona bir mani, bir engel teşkil etmiyor. Neden? O ışıktaki kayıtsızlıktan dolayı. O ışığın kayıtsızlığı aradaki bütün engelleri ve manileri kaldırdığı gibi Cenab-ı Hakk'ın neyi var? Ademi takayyüdü var. Yani Cenab-ı Hak kayıtsızdır. Hiçbir zaman, hiçbir mekan, hiçbir alem Cenab-ı Hakk'ı kayıt altına alamaz. Kayıt altına alamazsa o zaman hiçbir şey onun ilmine, iradesine, kudretine, tasarrufatına mani olamaz. Evet. İşte bu ne yapıyor? Bu nihayetsiz işi kolaylaştırıyor. Yani mahiyetinin mübayin olması. Bu kainattaki hiçbir mahiyete benzememesi. Nedir? Arkada üstadımız bunu açacak biraz daha. Ve kayıtsız olması. Ne yapıyor? İşi o kadar kolaylaştırıyor ki. Şimdi mesela kainata bakıldığı zaman mesela insanın vücudunu inceleyelim. Ya çok enteresan hakikaten. Yani böyle tam tefekkür edilecek dersler, meseleler. Allah üstadımızdan ebeden razı olsun. Yani biz bunları nereden düşünecektik, nereden tefekkür edecektik, değil mi? Allah Bediüzzaman Hazretlerine ikram ve ihsan etmiş. Şu an biz Bediüzzaman'ın tefekkürüyle, Bediüzzaman'ın ilmiyle, Bediüzzaman'ın nazarıyla kainata bakıyoruz yani. Cenab-ı Hak hakiki manada istifade etmeyi nasip eylesin. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Risale-i Nur'larda o saat var. Çalış, ara, bul. İşte bu derste o saat var. O icabe var yani. İnşallah yakalayanlardan eylesin Cenab-ı Hak bizi. Mesela insanı ele aldığımız zaman, değil mi? İnsanın gözü, değil mi? Burada, kulağı burada, ağzımız burada, burnumuz burada, elimiz burada. Yani gözümüzün olduğu alandaki hücrelerde göz olma kabiliyeti olduğu için göz burada oldu. Kulağımızın olduğu alandaki hücrelerde kulak olma özelliği olduğu için hücrelerde kulak orada oldu değil. Cenab-ı Hak hiçbir kayıt ile kayıtlı olmadığı için hiçbir eşya, hiçbir mekan, hiçbir DNA, hiçbir çekirdek de onu kayıt altına alamaz. Cenab-ı Hak öyle bir mahiyette yaratmış ki eşyayı her şey her şey olma kabiliyetinde. Yani bu gözümüzün olduğu hücreler sadece göz olabilir değil. Burası kulak da olabilir, buradan tırnak da çıkabilir, buradan diş de çıkabilir, buradan ayak da çıkabilir. Bak, yani Cenab-ı Hak mahkum değil. Allah kayıtlı değil. Dilediğini dilediği yerde, dilediği kadar, dilediği zaman, dilediği şekilde yaratıyor.
İşte ademi takayyüde olunca böyle oluyor. Her şeyden her şeyi çıkarabilir. Her şeyi bir şey, bir şeyi de her şeyi yapmak ancak her şeyin sahibine mahsus bir sikkedir. Her şeyi bir şey yapıyor, değil mi? Her şey. İşte bak her şeyi yiyoruz, bir şey oluyor. İnsan oluyor, cilt oluyor. Bir şeyden her şeyi yapıyor. Yani mesela toprak bir şey. Her şey oradan çıkıyor, değil mi? Domates oradan, karpuz oradan, biber oradan, patlıcan oradan. Bak bu hep Cenab-ı Hakk'ın kayıtsızlığını gösteriyor. Yani şu kadar şuradaki toprakta domates olur, buradaki toprakta patates olur, şuradaki toprakta da kavun olur değil. Cenab-ı Hak kayıtsız yaratıyor. Yani zaten o yüzden sebeplerin de zerre tesiri yoktur. Yani sebepler nedir? Sebepler bir perdedir. Evet. İkinci sır, mübayenet-i mahiyet ve adem-i takayyüdün kolaylığa sebebiyeti ise şudur ki, sani-i kainat elbette kainat cinsinden değildir. Yani şu cümle altın harflerle yazılsa yeridir. Sani-i kainat elbette kainat cinsinden değildir. Şimdi mesela şu perdeleri bir araya gelse, ustalarını anlamaya, değil mi? Zatı noktasından. Perdelerin şuuru olsa, ustalarını anlamaya, tanımaya çalışsalar zatını, değil mi? Özelliklerini, şuurları olsa belki bilirler de ilmi var, bizi bu şekle, bu görüntüye koymuş, iradesi var, tercih etmiş, kudreti var, yapabilmiş. Bu noktada isimlerini, özelliklerini, ustasının anlayabilirler de aklı ve şuuru olsa perdelerin. Ama o ustanın zatını, mahiyetini ne yapamazlar? Anlayamazlar. Çünkü niye? Mahiyet farklılığı var. Bu perdeleri yapan usta, bu perdelerin cinsinden, mahiyetinden değildir. Aynen bunun gibi. Sani-i kainat, yani kainatı yapan zat, bu kainatın cinsinden ve mahiyetinden değildir. İşte bunu açacak üstadımız. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Mahiyet nedir? Bir şeyin içi, esası, özelliği, aslı, astarı, ne olduğu, değil mi? Mahiyet. İşte insanın mahiyeti, kedinin mahiyeti, değil mi? Dağın mahiyeti, yıldızın mahiyeti, Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti. Değil mi? Öyle bir mahiyet ki, o mahiyet hiçbir mahiyete benzemiyor. İnsan neyi hayal eder, neyi kıyaslar? Gözünün önünde olan bir şeyi hayal eder ve kıyaslar. Değil mi? Mesela bundan 300 sene önceki dedelerimize deselerdi ki cennette uçan araba olacak. Neyi hayal ederlerdi? Öküz arabasının uçan versiyonunu hayal ederlerdi. Değil mi? Niye? Çünkü o dönemde Mercedes yoktu, BMW yoktu. Bak, insan görür, aklına, alemine girer. Ondan sonra kıyas başlar. Ondan sonra hayal başlar. Ondan sonra tasavvur başlar. Görmeden kesinlikle bir yere koyamazsın onu. Değil mi? İşte üstad burada bunun önünü kesiyor. Değil mi? Biz mesela küçükken çok böyle aklımıza gelirdi. Yani Cenab-ı Hak nasıl birisi? İşte çocuk aklıyla, değil mi? Düşünürdük acaba Allah nasıl bir birisi? İşte ablamlara sorardık. Onlar da kızarlardı. Sakın düşünme, çok günah. Düşünme dedikçe insan iyice düşünüyor. Düşününce de eyvah günaha giriyorum deyip vicdan azabı çekiyor. Çok ciddi manada böyle ikilemlere düşüyorduk küçükken. Ama şu cümle onun önünü kesiyor. Sani-i kainat, kainat cinsinden değildir. Onun mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Kainattaki hiçbir şeye benzemiyor ki neyi düşünsen o değil. O zaman düşünmenin önünü kesiyor. Allah'ın zatını düşünemezsin dediğin zaman insan iyice ya düşün nasıl biri. Ama bu cümle Allah'ın zatını düşünemezsin. Düşünsen de düşün neyi düşüneceksin ki? Neyi düşünsen o değil. Kainatta neyi hayal etsek o değil. Hem o os değil hem o ezostur. Her şey o değil ama her şey ondandır. Her şey ondan. Biz ancak onun fiiliyatını, esmasını kainatta görüp, okuyup, tefekkür edip onu vasıflarıyla, sıfatlarıyla, özellikleriyle, şuunatıyla ancak tanıyabiliriz. Nasıl Allah? Değil mi? Alim Allah bak.
hiçbir yarattığı diğerinin aynısı değil. Sayısız eşya yaratıyor. Taklitten münezzeh. Hiçbir kar tanesi, hiçbir parmak izi, hiçbir saç teli, hiçbir yaprak, ağacın yaprağı diğerinin aynısı değil. Sonsuz bir ilmi var. Nasıl Allah? Alim Allah. Sonsuz bir iradesi var. Aynı anda sayısız fiili yapıyor. Sayısız fiile karar veriyor. Nasıl Allah? Külli iradesi olan, iradesi olan bir Allah. Sayamayacağımız kadar yıldızları, galaksileri ipsiz ve deliksiz ayakta tutuyor. Nasıl Allah? Kadir Allah. Bütün mahlukatın rızkını veriyor. Dün verdi, ondan önceki gün de verdi. Nasıl Allah? Rezzak Allah. Kerim Allah. Rahim Allah. Merhametiyle veriyor. Değil mi? Dünyaya gelen bütün yavruların imdadına yetişti. Hepsine memeler musluğundan süt içiriyor. Rahim Allah, Rahman Allah, Kerim Allah. Neye baksak, neye nazar etsek her şey süslü yaratılmış. Her şeyde bir güzellik var. Nasıl Allah? Cemil Allah, Müzeyyin Allah. Her şeyde bir ölçü, bir miktar var. Hem de mükemmel ölçü ve miktarlar. Nasıl Allah? Mukaddir Allah. Yani böyle bu şekilde kainattaki fiilleriyle, eserleriyle, eserlerde tecelli eden isimleriyle Cenab-ı Hakk'ı bu şekilde tanıyabiliriz, özelliklerini. Yoksa zatını şeriatın müsaade etmediği, değil mi? İdrakinden de aciz olduğumuz, ifadeden de aciz olduğumuz, yani ifade edemezsin ki. Bir terazinin kapasitesi 150 kilodur. O 10 bin tonu nasıl kaldırsın ki? Çekemez. Tanıyamaz, bilemez. Öyle bir mahiyet. Öyle bir mahiyet ki onun mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki manialar, kayıtlar onun önüne geçemez. İşte mahiyeti mübayen olunca, mübayen bir mahiyet olunca, yani bu kainatta taban tabana ne kadar mahiyetler varsa hepsine zıt bir mahiyet olunca, o zaman ademi takayyüt de otomatikmen ortaya çıkıyor. O zaman hiçbir kayıt onu kayıt altına alamıyor. Hiçbir mani ona engel olamıyor. İşte değil mi? Demin ifade ettik. En basit bir güneşteki o nur. Bak mahiyeti bu alemden, maddi alemden farklı olunca bu somuttur, maddidir. O soyuttur. Nurdur, nuranidir. Bak mahiyet değişti. O nur, bu maddi. Biri nur, biri madde olunca, mahiyet farklılaşınca ne oldu? Maniler ortadan kalktı. Madde maddeye nüfuz edemez. Ve insan insana nüfuz edemiyor. Çünkü mahiyetler aynı. Ama mahiyeti bir tık yukarıda olan, biraz daha nur olan, cisim ve cismaniyetten biraz uzak olan o güneşteki o nur, o ışık ne yaptı? Maddeye nüfuz etti. Hiçbir zaman, mekan, madde o güneşin nurundan ne yapamadı? Gizlenemedi. Biz göz bebeğimizin arkasına nüfuz edemeyiz. Elini götür göz bebeğinin arkasına, kör olursun. Ama mahiyeti senin mahiyetinden olmayan, nur ve nurani olan o güneşin nuru ne yaptı? Senin gözünün arkasına nüfuz etti. Bak burada bu işi kolaylaştıran ne oldu? Mahiyet farklılığı oldu. İşte öyle bir mahiyet ki, bütün bu kainatta ne kadar mahiyetler var? Allah'ın mahiyetinden değil. Mahiyeti mübayin. Taban tabana zıt. Bak, o alim biz cahil. Değil mi? İnsan alim midir, cahil midir? İnsan cahildir. Biz ne kadar biliyoruz ki? Mesela gözü, değil mi? Göz için söyleniyor. Çok mucizevari bir hadise. 6000 senelik tıp ilmi, insan birikimi gözün %5'ini biliyor. %5'inin alimi, %95'inin gözde cahiliyiz. Bak, biz nasıl alim olabiliriz ki yani? %95'inin cahiliyiz. Yani gözü yapmada %5 alim değiliz. Gözün %5'ini yapmayı biliyoruz değil. Sadece gözün keşfi, gözü, gözdeki o mucizeyi tespit etmekte %5 biliyoruz. %95'in cahiliyiz. Bak, öyle bir mahiyet ki, bırak gözün %100'ünü bilmeyi de gözü yapan o ya. Gözü yapmış. Yapan bilir de. Bilmiş ki, biliyor ki yapmış. Bilmese yapamaz. O alim biz cahil. O kadir biz aciz. Bak.
O kadar aciziz ki değil mi? En aciz biziz. O rezzak biz merzuk. O bize rızık veriyor. Biz o rızka muhtacız. Değil mi? O merhametlerin en merhametlisi. Biz o merhamete neyiz? Biz o merhamete muhtacız. O baki biz fani. O malik biz memlük. Bak, biz mülkün sahibi değiliz. Ama o mülkün sahibi. Mahiyetlerimiz tamamen farklı. Aynı şu perdeyle ustanın mahiyetinin farklılığı gibi. Ondan daha farklı bir şekilde bütün kainatın mahiyetinden farklı bir mahiyet var Cenab-ı Hak'ta. İşte öyle olunca değil mi? Az çok büyük küçük ne yapıyor? Onun kuvvet ve kudretine aynı. Aynı geliyor. Nasıl? Şimdi üstad iki örnekle daha da akla yakınlaştıracak. Evet. Bütün kainatı onun önüne geçemez. Öyleyse kainat dairesindeki maniyalar, kayıtlar onun önüne geçemez. Onun icraatını takip edemez. Onun icraatlarını kayıt altına alamaz. Niye? Çünkü onun mahiyeti bütün kainattaki mahiyetlerden daha farklı. Bütün kainatı birden tasarruf edip çevirebilir. Bütün kainatı birden tasarruf edip çevirebilir. Şimdi mesela diyelim bir insanı kameraya alalım. Mesela bir ustayı kameraya alalım. Değil mi? Bir usta bir masa yaptı, onu kameraya aldık, kaydettik. Aynı usta dolap yaptı, kameraya aldık. Aynı usta masa yaptı, aynı usta çekyat yaptı, aynı usta askılık yaptı, aynı usta dolap yaptı. Hakeza böyle her ne yaptıysa farklı farklı zamanlarda onu kameraya aldık, çektik. Ve böyle bir ekran düşünelim, belki 100 tane farklı ekranın olduğu, 100 tane farklı televizyon var. O kaydı taktık flash belleğe ve oynatmaya başladık. Değil mi? Biz de seyrediyoruz. Dikkat et, usta aynı anda sanki masa yapıyor. Aynı anda dolap yapıyor. Aynı anda sıra yapıyor. Aynı anda koltuk yapıyor. Aynı anda duvara onu monte ediyor. Değil mi? Şimdi dikkat et, zaman kavramı çıkınca oradan bir cihette. Ne yaptı? O usta aynı anda farklı farklı şeyleri yapabildi. Demek ki o usta yapabilir aslında ama zaman onu kayıt altına aldığı için sıraya koyuyor. Masa yaparken sıra yapamaz. Sıra yaparken dolap yapamaz. Ve aynı anda 100 masa yapamaz. Bir usta ona belli bir zaman verilirse 100 masayı yapar. Ama aynı anda yapamaz. Çünkü zamanla kayıtlı. Şimdi bir mahiyet var ki bütün mahiyetlerden farklı olunca zaman, mekan, madde, eşya onu kayıt altına almayınca zamandan münezzeh olunca işte o zaman aynı anda bütün kainatta ne yapabilir? Tasarruf edebilir, çevirebilir. Aynı anda semavattaki yıldızları evirip çevirdiği gibi aynı anda bir annenin karnında el, başka annenin karnında göz, başka annenin karnında ayak yaparken aynı anda karıncanın gözünü tanzim eder, aynı anda pirenin midesini tanzim ederken aynı anda bizim kalbimizdeki hatıratı da işitir. Aynı anda bütün sesleri de işitir. Neyle alakalı? İşte mahiyetinin farklılığıyla alakalı. Değil mi? Şimdi mesela Üstad Hazretleri 16. sözde değil mi? Eşyanın akislerini nazara verirken birincisinde neredeydi? Şuradaydı. Evet. Kesif maddi şeylerin akisleri. Mesela bir insanın aynada görünmesi. Aynı mıdır? Değildir. Hayattar mıdır? Değildir. İkincisi maddi nuraninin akisleri. Mesela güneşin aynalarda görünmesi. Aynı değildir ama gayrı da değildir. Güneşin ışığı, ısısı o aynada görünür mü? Göründü. Bak ne oldu? Mahiyet bir tık daha yükseldi. Birinci mahiyet maddi şeylerin aksi. Aksi sadası. Yani oraya yansıması, oradaki görüntüsü, oradaki tecelliyatı. İşte bir insan maddi. Aynadaki aksi, görüntüsü aynı mı? Değil. Sönük. Hayattar mı? Değil. Ölü mü? Evet ölü. Tam kendisi mi? Değil. Ama mahiyet bir tık yükseldi, biraz daha nurani oldu. Maddi nuranileşince ne oldu? Aynı değil o aynadaki aksı, sedası, görüntüsü ama gayrı da değil. Işığı, ısısı, yedi rengi o aynada tecelli edebiliyor mu? Edebiliyor. Gel bir tık daha mahiyeti yükselttik. Daha farklı bir mahiyet.
Neyleri? Nurani ruhların aksi. Biri ikincisi maddi nurların aksi. İkincisi nurani ruhların. Hem nurani hem de ruhani hem de soyut aksi olunca işte o diyor haydır hem ayındır. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahüratı, tecelliyatı farklı farklı oluyor. Konu olmadığı için çok girmeyeceğiz buraya. Şimdi maddi kesif şeylerin aksi aynada ki tecelliyatı, mahiyeti yükselttik, maddi nuraninin aynadaki tecelliyatı, bir tık daha yükselttik, değil mi? Nurani ruhanilerin, işte Cebrail Aleyhisselam'ın, değil mi? Dıhye suretinde görünmesi, küre-i arzdaki tasarrufatı, o aynalarda temessülatı, gel bu tarafa bunlardan daha üstün bir mahiyet, değil mi? Mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan Hazreti Peygamber, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, değil mi? Mahiyetinin kainattaki aksi sadası. İşte mahşerde bütün ümmetinin, değil mi? İmdadına yetişecek. Bütün ümmetiyle orada inşallah görüşecek. Cennette de inşallah bütün ümmetiyle orada ne olacak? Beraber aynı anda olacak. Şimdi maddi kesif bir mahluk olan insan aynada öyle tecelli ederse, maddi nurani olan güneş ondan daha üstün bir şekilde orada tecelli ederse, nurani ve ruhani olan, değil mi, o meleklerin, o evliyaullahların bir anda birçok yerde olması, daha üst seviyede kainatta bu şekilde rahat, kolay, manisiz, müdahalesiz tecelli ederse ve onların hepsinin üstünde mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kainatta, mahşerde, cennette bu şekilde tecelli, tezahür, tasarruf ederse onların hepsinin üstünde olan bir mahiyet. Değil mi? Kainattaki hiçbir mahiyete benzemeyen bir mahiyet olan Cenab-ı Hak elbette ki bütün kayıtlardan da müberra, münezzeh olduğu için aynı anda ha çiçek, ha bahar, ha cennet farkı yok. Aynı kolaylıkla ne yapar? İcat edebilir. Bunu biraz daha üstadımız örnekle akla yakınlaştıracak. Eğer kainat yüzündeki görünen tasarrufat ve efal kainata havale edilse o kadar müşkülat ve karışıklığa sebebiyet verir ki hiçbir intizam kalmadığı gibi hiçbir şey dahi vücutta kalmaz, belki vücuda gelemez. Yani şu kainatta bu kadar harika, mükemmel, intizamlı bir tasarrufat var. Bu ancak bu kainatın mahiyetinden olmayan bir mahiyete verilirse bu kadar intizamlı, bu kadar kolay, bu kadar suhuletli olur. Yoksa eğer Allah'a verilmese, kainata verilse o kadar karışıklığa sebebiyet verir ki hiçbir şey diyor, hiçbir şeyde intizam kalmadığı gibi hiçbir şey dahi vücutta kalmaz, belki vücuda bile gelemez. Mesela nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlara havale edilse ve bir taburun zabite ait idaresi neferata bırakılsa ya hiç vücuda gelmez veyahut çok müşkilat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyet alacak. Halbuki o kubbelerdeki taşlara vaziyet vermek için taş nevinden olmayan bir ustaya verilse ve taburdaki neferatın idaresi mertebe itibariyle zabitlik mahiyetini haiz olan bir zabite havale edilse hem sanat kolay olur hem tedbir ve idare suhuletli olur. Çünkü taşlar ve neferler birbirine mani olurlar. Usta ve zabit ise manisiz her noktaya bakar, idare eder. Çok müthiş bir örnek. Nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlara havale edilse. Mesela Mimar Sinan Selimiye Camisi'nde o kubbeyi yapmış. Mesela o kubbedeki o taşların vaziyeti, konumu, değil mi? Durumu. Her bir taş birbirine dayanıyor. Oradan bir taşı kaldırsan o kubbe yıkılır. Her bir taşın bütün taşlara göre bir konumu, bir vaziyeti, bir pozisyonu var. Eğer biz o kubbeli taşların, o kubbenin ayakta durmasını taşlara verdiğimiz zaman, o zaman her bir taşın,
Üstadımız Tabiat Risalesi'nde de bunu değil mi nazara veriyor. Her bir taş hem bütün taşlara hakim olacak, hükmedecek. Değil mi? Hepiniz bana göre pozisyon alın. Sen böyle ol, sen biraz kulağını bük, sen biraz burnunu kıvır. Sen biraz sağa meylet, sen biraz sola meylet. Ta ki bizden kubbe çıkacak. Hem bütün taşlara hakim, hükmedecek, emir verecek. Hem de bütün taşlara mahkum olması lazım, kayıtlı olması lazım. Bütün taşlardan da emir alması lazım. Ne kadar zor olur. Bu iş taşlara verilse o kubbe vücuda gelir mi? Gelmez. İmkansız. Gelse bile diyor. İmkansız da. Velev ki yani gelmez de gelse çok intizamsız, karışık, karman çorman bir şey olur. Ancak o taşların bir araya gelip intizamlı, düzenli, ilimli, hikmetli bir kubbe olabilmesi için o taşların cinsinden olmayan, mahiyeti o taşların mahiyetinden olmayan farklı bir usta. Bak usta olacak işte. O taş olmayacak. Mahiyeti onlardan farklı olursa çok rahat bir şekilde o kubbe meydana gelir. Şimdi taşların mahiyetine bakalım. Değil mi? İçeriğine, esasına, özelliğine, vasfına, konumuna, keyfiyetine bir de Mimar Sinan'ın mahiyetine bakalım. Mimar Sinan'ın mahiyeti taşların mahiyeti aynı mı? Değil. İşte farklı olunca o mahiyet o taşlardaki mahiyetten üstün farklı olunca o mahiyet o mahiyetten olmayınca çok rahat bir şekilde taşlarını yapabilir, dizayn edebilir. Onun kulağını keser, onun burnunu kısaltır, onu sağa meylettirir, onu sola meylettirir. O kutbeyi orada intizamlı, düzenli, ölçülü, süslü, harika, mükemmel bir şekilde vücuda getirebilir. Bak bu işi kolay yapmak neyle alakalı? Mahiyetinin farklılığıyla alakalı. Mahiyet farklı oldu mu? İş o kadar kolay oluyor ki. Ve kayıtsızlık da ortaya giriyor. Mutlak mana, değil mi? Mutlak ihata, mutlak ilim orada devreye giriyor. Mesela Mimar Sinan'ı hangi taş kayıt altına alabilir ki? Dur beni kesme. Hayır beni oraya koyma. Bak. Hiçbir taş ona mani olamaz. Hiçbir taş onun ilmini, iradesini, kuvvet ve kudretini kayıt altına alamaz. İstediğin istediği yere koyar. Ama oradan Mimar Sinan'ı çekersen eğer, aynı mahiyetteki taşlara verirsen eğer, o zaman hiçbir taş ayak altında olmak istemez. Değil mi? Nerede olmak ister? Sarayın kubbesinde olmak ister. Der ki ben orada olmak istiyorum. Hepiniz benim altımda olun. Taşlar arası savaş çıkar. Hiçbirisi diğerine hükmedemez. Hiçbirisi diğerinde tasarruf edemez. O kadar müşkül olur ki mümkünatı yok vücuda gelmesi de gelse de karışık kuruşuk çok intizamsız düzensiz bir şey olur. Aynen bunun gibi. Üstadımız Tabiat Risalesi'nde çok güzel bir yer okumak istiyorum orayı. Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer. Senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verip muallakta durdurulmuş. Belki senin vücudun bin defa bu saraydan daha aciptir. Mesela gözümüz bir kubbe, kulağımız başka bir kubbe. Böyle binlerce vücudumuzda kubbe var. Birbirine dayalı binlerce kubbeden de çıkan daha ihtişamlı büyük bir kubbe var. Biz öyle bir kubbeye benziyoruz. Binlerce kubbenin birbirine dayanarak, yaslanarak bir araya getirdiği, teşkil ettiği daha büyük, ihtişamlı, harika bir kubbe. Mesela gözümüzdeki bir hücre bir taş, o kubbedeki bir taş. O gözümüzdeki bir hücrenin gözümüzde olan konumu, yeri, boyutu, beynimizde olan konumu, yeri, boyutu, yüzümüzde olan konumu, yeri, boyutu, midemizde olan konumu, yeri, boyutu, bütün vücudumuzda olan konumu ve yeri boyutu. Aynı bir askerin bölüğünde, değil mi? Mangasında, taburunda, fırkasında, alayındaki konumu gibi öyle bir konum, öyle bir vaziyet verilmiş ki yani senin gözündeki bir hücre sadece gözüne müntesip, sadece gözüne uyumlu bir hücre değil, bütün vücuduna uyumlu bir hücre.
Şimdi böyle mucize bir kubbe. Hatta üstad diyor ki binlerce kubbelerin yaslanmasından meydana gelen o büyük kubbeden bizim bu sarayımız, bu kubbemiz daha harika, daha mucize. Niye? Çünkü o saray vücudun daima kemali intizamla tazelenmektedir. Mimar Sinan Selimiye'yi yaptı. Taşları değişmiyor değil mi yani? O taşlar orada duruyor. O taşları düzeltmeye kalksan o kubbeyi yıkman lazım. Bir taşı çeksen kubbe yıkılacak. Ama Cenab-ı Hak bizi binlerce küçük küçük kubbelerin neticesinde büyük bir kubbe olarak yaratmış. Ve bu kubbedeki taşlar da 6 ayda bir baştan sona kadar değişiyor. Yani Allahu Ekber. Yani sıvaya boyaya dokunmadan, taşlar yıkılmadan, arıza teşkil etmeden o kubbemizdeki taşlar değişiyor. Böyle bir kudrete ne ağır gelebilir ki? Gözümüzün önünde bunu yapıyor zaten. Bir insan düşün 60 sene yaşasa 6 ayda bir değiştiğini düşün 120 defa değişiyor. 120 defa seni yoktan yaratan, 120 defa seni haşreden bir kudret. Öldük, toprağa girdik. 121. defa haşretmez mi ya? Eder de. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Evet. Belki senin vücudun 1000 defa bu saraydan daha aciptir. Çünkü o saray vücudun daima kemali intizamla tazelenmektedir. Cesedindeki her bir aza bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler o kubbedeki taşlar gibi birbiriyle kemali muvazene ve intizam ile baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucize-i kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre umum o cesetteki zerrelere hem hakimi mutlak, hem her birisine mahkumu mutlak. Hem her birisine misil, hem hakimiyet noktasında zıt, hem yalnız vacibül vücuda mahsus olan eksel sıfatın mastarı, menbaı, haşa. Hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber sırr-ı vahdette, vahdetle yalnız bir vahid ehadin eseri olabilen gayet muntazam bir masnu-u vahidi o hadsiz zerrata isnat etmek, zerre kadar şuuru olan bunun pek zahir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder. Hiç mümkün mü ya? Yani bu kadar mükemmel, ihtişamlı bir saray, binlerce kubbelerin neticesinde vücuda gelmiş bir saray, başka bir kubbe, taşlara verilsin, hücrelere, zerrelere, sebeplere, tesadüfe, tabiata verilsin. Mümkünatı yok. Onlara verilirse eğer, aynı o kubbenin taşlara verilmesi gibidir. O kubbe vücuda gelmediği gibi bu alem, bu kainat, değil mi? Eğer bu kainattaki bu hallakiyet kainata verirse bu alem vücuda gelmeyecek. Müşkül ve muhal olacaktı diyor. Ama onların mahiyetinden olmayan farklı bir mahiyet. Vacibül vücut olan, vahid olan, ehad olan bir mahiyete verildiği zaman o zaman ha bir tane ha milyon tane ha en küçük ha en büyük farkı yok. Bütün o taşları yine bir kayıtsız oluyor değil mi? Hiçbir taş onu kayıt altına almıyor. İşte Adem-i Tekayyüt de bu. Bu işi ne yaptı? Kolaylaştırdı. Bu birinci örnek. İkincisi veyahut ve bir taburun zabite ait idaresi neferata bırakılsa ya hiç vücuda gelmez veyahut çok müşkilat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyet alacak. Mesela bir tabur düşünelim. O taburda milyonlarca asker var. Hepsinin mahiyeti ne? Aynı asker. Değil mi? Şimdi eğer biz oradaki o değil mi, tedbiri, o idareyi, o sevkiyatı, o düzeni, o intizamı, o tasarrufatı oradaki askerlere versek, o asker ona der otur, o asker ona der otur. Yani bir asker hem bütün askerlere hakim olacak, komutan olacak, hem de bütün askerlerden emir alacak. Hiçbir asker hiçbir askeri dinlemezdi. Orada ne düzen ne de tertip olurdu. Ama bak dikkat et. Onların mahiyetinden olmayan farklı bir mahiyet. Onlar asker, onlar er. Diğeri zabit, komutan, albay, general. Bak mahiyet değişti ya. Mahiyet değişince aynı anda hepsinde çok rahat bir şekilde tasarruf edebiliyor mu?
tasarruf edebilir. Neyle alakalı? Mahiyetinin onların mahiyetinden olmamasıyla alakalı. Mahiyet değişti, işler de değişti. Aynen bunun gibi işte velillahil meselul ale, vacibül vücudun mahiyeti kutsiyesi mahiyet-i mümkünat cinsinden değildir. Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti kutsiyesi öyle bir mahiyeti var ki çok kutsi. Tarifinden aciziz. Varlığını kabul ederiz ama nedir, nasıldır bilemeyiz. Mesela ruh değil mi? Rabbini bilen nefsini bilen Rabbini bilirin. Aslında bir manası budur. Yani ruhu bilmek aslında Rabbimizi bilmeye bir dürbün oluyor yani. Peki biz ruhun varlığını kabul ediyoruz. Gözde görüyor, kulakta işitiyor. Değil mi? Ayakta yürüyor. Kalpte ayrı bir tasarrufat, böbrekte ayrı bir tasarrufat. Peki ruh göz müdür? Değil. Ruh kulak mıdır? Değil. Ruh dil midir? Ruh kalp midir? Ruh nedir? Bilinmiyor mahiyet. Ama varlığı var. İşte Cenab-ı Hak da kainatta tasarruf ediyor. Her an, her yerde farklı farklı bir şekilde tecelliyatı var. Ama hiçbirisi o değil. Ama hepsi ondan. Vücudumuzdaki bütün tasarrufatlar nasıl ki ruhtan ama hiçbirisi ruh değil. Bu kainattaki bütün tasarrufatlar da ondan ama hiçbirisi o değil. Niye? Çünkü vacibül vücud mahiyeti kutsiyesi var. Öyle bir kutsi mahiyeti var ki bu kainattaki hiçbir mahiyet mahiyeti mümkünatın cinsinden olmadığından dolayı belki bütün hakaiki kainat o mahiyetin esma-i hüsnasından olan hak isminin şualarıdır. Madem mahiyeti mukaddesesi hem vacibül vücuttur, hem maddeden mücerreddir, hem bütün mahiyete muhaliftir. Misli, misali, mesili yoktur. Şimdi mesela bir şeyin mahiyeti farklı olunca onun teleşşuhatı, onun fiiliyatı, onun isimleri, ünvanları da farklı olur. Mesela güneşin mahiyetiyle ağacın mahiyeti aynı mıdır? Değildir. Güneşin mahiyeti farklıdır. Ağacın mahiyeti farklıdır. Bak dikkat et. İsimleri, ünvanları, fiiliyatı da farklıdır. Güneş ışık verir, ağaç meyve verir. Şimdi bu kainattaki mahiyetler Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinden farklı. Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti mübayin bütün bu kainattaki mahlukata nispet edildiği zaman. Mahiyet farklı olunca o zaman onda bulunan özellikler, ünvanlar, isimler, sıfatlar, şenler de bizim mahiyetimizden değildir. Evet, biz görürüz ama Cenab-ı Hak görür, biz de görürüz ama bizim görmemiz onun görmesine benzemez. Cenab-ı Hak işitir, biz de işitiriz ama bizim işitmemiz onun işitmesine benzemez. Mahiyetler farklı olunca değil mi? Fiiliyat da ne oluyor? Farklı oluyor. Şimdi böyle bir mahiyet, vacibül vücut olunca, ezeli ebedi olunca, bütün mahiyetlerin fevkinde olunca, bütün alemi mümkünattaki bütün mahiyetler onun alt kategorisinde olunca, komutan, zabit, usta o olunca, işte öyle bir kadir, o Zat-ı Zülcelal'in o kudret-i ezeliyesine nispeten, işte böyle bir mahiyete nispet ettiğimiz zaman, bütün kainatın idaresi ve terbiyesi, bir bahar, belki bir ağaç kadar kolaydır. Haşr-ı azam ve dar-ı ahiret, cennet ve cehennemin icadı bir güz mevsiminde ölmüş ağaçların yeniden bir baharda ihyaları kadar kolaydır. Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı değil mi? Gelmesi katiyetinde. Nasıl ki makuldür, aklımıza yatıyor, uygundur, geliyor, oluyor, olacak. Değil mi? Haşrin sabahı, berzahın baharı da o katiyette. Bak, gözümüzün önünde bu mahiyet kayıtsız bir şekilde geceyi sabaha tebdil etti. Kışı bahara getirdi. İnşallah haşrin baharını da berzahın, haşrin sabahını da berzahın baharını da o katiyette, o kolaylıkta icat edecek. İşte böyle bir mahiyet ha çiçek yaratmış, ha bahar yaratmış, ha cennet yaratmış. Farkı yoktur. O ve huve ala küllü şeyin kadirdir. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.